sel, fırtına, kar hava durumuna bakalım. Yurt genelinde neler var diye. Yurdun özellikle sahil kesimleri olumsuz hava şartlarının etkisindeydi. Hem Karadeniz hem de Ege kıyılarında vatandaş yine zor anlar yaşadı. Sel ve su baskınları da meydana geldi. Yakından bakalım görüntülere. Bir tarafta sel, bir tarafta fırtına, diğer tarafta kar ve tipi. Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, göle dönen yollarda araçlar sulara gömüldü. Ordu'da fırtına bir anda vurdu, önüne geleni savurdu. 45 kilometre hızla esen rüzgarda bir vatandaş sürüklenmemek için ağaca tutunarak işte böyle durabildi. Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 22 araç yolda kaldı. 3 iş makinesinin 5 saatlik çalışmasıyla araçlarda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı. Of of of. Gerçekten o Muş'ta özellikle kapanan yolda araçta kalanlar, hatırlıyor musun? İstanbul'da bundan 2 sene önce yağan karda havaalanı çıkışı, özellikle bu Kemer Göktürk tarafında. Hatırlıyor musun Murat? Araçlar sistem ve kardan saatlerce benzinliklere dahi ulaşamadan kalmıştı. Bir de elektrikli aracın varsa iyice yanıyorsun. Ama. Dikkat etmek lazım. Elektrikliler özellikle biraz sıkıntı yaşayabilir. Evet. Çokça arttı ya. Valla biz de iş yerine falan gelemedik işte. Ya, tabii. Yazıhanemize gelemedik, yayın yapamadık. Yapamadık. Değil mi? İki gün, üç gün. Ama dikkat. Ama işte arkadaşlar sürekli bu durumla uğraşıyorlar. Evet. Yani onların rutini gibi ama tabii. Çok zor bir durum. Büyük geçmiş olsun güzel kardeşlerim. Tabii canım. Mesela Bursa'da bir taksiye bindiğinde sen karda temkinle biraz daha araba kullanma konusunda hani dikkat ediyorsun falan. Onlar o kadar alışkınlar ki eminim Muş'ta da hani bu tarz hava şartlarına çok alışkınlar. Formula 1 gibi. Bu arada düşünsene birdenbire yolda yürürken uçmaya başlıyorsun ya. Öyle bir rüzgar geliyor. Ağaç, abimiz işte ağaca tutunmasa şu an şeydeydi. Nerede olmuştu mesela? O atıyorum Bursa'da ya da Bolu'da, her neyse, o Antalya'ya giderdi o hızla. Baksana evet. Kendini bırakacaksın. Baksana, böyle durumda. Yakaladı orada ağacı. İyi ki bir tutunacak dalı vardı orada yani ya, gerçekten. Ya. Hikaye boşuna gelmiş. Demek ki herkesin ekili bir ağacı olması gerekiyor bu zamanda. Valla büyük geçmiş olsun ya, bu sel, su baskınları. Bak hop. Büyük problem ve altyapı vesaireyi sorgulayamıyorsun bile, birdenbire bastırıyor çünkü. Valla dikkat edelim güzel. Bak dedelerim de maşallah hemen sığınıverdiler bir yere. Şu, düşünsene ya, şurada ben olsam ağaçla beraber uçmuştum. Uçmuştun kesin, taşımazdı seni o ağaç. Hı-hı. Evet. Hayır.